Ve maç başladı arkadaşlar. Mugi vs Samuel. Belki de turnuvanın Mugi vs Muhammed maçından sonra en iyi maçı olacak. Çünkü ikisi de yakın seviyede oyuncular. Hatta kimin daha iyi olduğunu söyleyemiyorum bile. Mugi muhtemelen köstebekle girdi. Samuel de Havan madenci olması lazım. Serserileri gördük. Serseriler yeni yeni meta'ya girmeye çalışan bir kart. Ama girebilir mi? Ondan kuşkum var. Çünkü Tomro ölen bir kart yani. Birinci geldi. Köstebek değil, birinci oynuyormuş Mugi. Deprem geldi ama Havan atmayı tercih etmedi. Samuel biliyordu çünkü deprem geleceğini. Evet, eşleşmeye baktığımızda deprem var bir tarafta, bir tarafta Havan var. Açıkçası bu biraz Samuel'i zorlayacak. Hatta biraz mutsuz gibi gözüküyor Samuel niyeyse. En azından şu an benim gördüğüm kadarıyla. Harbi çok sağlam maç olacak. Mugi güzel bir hasarla başladı. Birinciyi atarak 1x'te. Ama 2x'te bence olaylar değişebilir çünkü kar topuyla savunur Samuel birinciyi. Aha, birinci geldi. 1x'te vurabildiği kadar vurmaya çalışıyor Mugi. Havana deprem yetişti ucu ucuna. Kar topu var mı? Kar topu. Bayağı vuruyor birinci. Samuel yakalandı. Bir tane daha birinci geldi, yok artık. Nasıl olur bu? İyi oynadı Samuel. Evet, birazcık eşleşme mağduru olduğu gibi gözüküyor Samuel ama ben bu tecrübeli oyuncunun ikinci maçta yenip çevirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Hep beraber göreceğiz. Kulaklığımı çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim. Kulaklık şu an şarj oluyor. Ya comeback atma ümidi var ama Samuel'in çok zor. Zor. Ama destesini beğendim açıkçası. Ben Sierra'yla kullanır mıyım? Kullanabilirim. Hoş bir mezar destesine benziyor. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Evet, ikinci maçta nasıl bir şey izleyeceğiz? Bir bakayım kartlara, çıkan kartlara, çıkmayan kartlara. Yani her şey oynanabilir aslında. Kral Dev'i ben göreceğimizi düşünüyorum. İki taraftan birinde. Baktığımda evet, Kral Dev ile alakalı hiçbir kartı çıkartmamış iki tarafta. Mugi tomluksuz oynar herhalde Kral Dev'ini. Ama 1001 tane deste varken tabii Kral Dev'i olacağını düşünmek biraz saçma. Ve bence şey, biraz obsesif, takıntılı yani. Duvar yıkıcı geldi. Duvar yıkıcı madenci, evet. Madenci hala Sierra'yla görüyoruz, ben anlamadım. Hani bu kartın düşmesi için hala ne yapılması gerek? Bunu daha önce söylemiştim ama bir daha söyleyeceğim çünkü çok garip. Bombayı bıraktı hemen. 6 şöyle zıplar mı? Zıplamadı. 2x'i kullanmak zorunda kaldı Samuel. Duvar yıkıcı geldi. Top yok döngüde. Kasırga, kasırga ile nukle açabilir. Açamadı. Bombayı bırakamıyor zaten Samuel çünkü bombayı daha önce bırakmıştı. Mugi şu an 1-0 önde. Samuel 1-0 geride. Ama Samuel çevirir bence. Hele bu desteği Samuel çok güzel beceriyor. Yılların tecrübesi. Mugi anka kuşuyla hasar almayı göze alarak temizledi madenciyi. Elektro Dev vs bomba kuleli oynuyordur muhtemelen Samuel Basotto. Güzel bir top pozisyonu ama oraya bir zehir gelir mi topa? Evet, ikisi de kontrol oynamayı tercih ediyor. 6 şövalye yakın menzili kartı çıktı. Ama yakın menzili zorlayacak bir kart yok Samuel'in elinde. Slasher 6 şövalyeyi tararken arkadan bir elektro dev atağa geldi. Bina mı döndürecek, tersten mi basacak? Genelde 1x'de yapılan taktiği yapıyor Samuel. Elektro dev geldiğinde saldırıp ucuza binayla savunmak. Klasik bir taktik. Bu arada terse güçlü madenci çok zorlayacak. Ve Mugi iksirsiz kaldı. Bomba kulesine karşı çok da çaresiz kaldı. O duvar yıkıcı ne yapacak? Kasırga ucu ucuna geldi. Şu an Samuel bayağı bir bastı ve önde diyeyim yani. Ama bu maç hiç belli olmaz. Yakaladı mı bırakmaz elektrolev diye düşünüyorum ben. Evet, slasher geliyoruz. Madenci ile tanklamak istedi slasher değer katmak için. Belki bir varil, aynen varil geldi. Tomruk geldi, slasher'ımı öldürmüş olacak öylece. Ve topa baktı. Güzel bir top pozisyonu sayesinde iki tane hasar yemekten kurtuldu. Elektrolev atı can düşürdü Samuel, o yüzden bastı. Tersi bir şey yapması lazım. Elektrolev mi atacak? Evet. Elektrolev'le savunup atağa çıkıyor.
İki taraf şu an maça kenetlenmiş. Madencı geldi, ben savunurum demek bu. Ben savunurum demek. Duvar yıkıcılar son anda kısırga. Bomba kulesi. Yıldırım yok bomba kulesine. Samuel'in yaptığı şeyi zaten görüyorsunuz. Saldırıp bomba kulesine çaresiz bırakmak. Mugi'yi. Yeni bir elektrode geldi. Bence döndürür bomba kulesini hemen. Goblinlerle bastı. Vali veya bombacı. Top da olur. Bomba kulesi lazım. Aha yakalandı galiba Samuel. Bomba kulesi çok sakat pozisyonda. Solda slasher, dikkat. Solda slasher. Ve Samuel sanırım yakalandı. 2-0 Mugi'ye kayıp mı ediyor? Yoksa tekrardan çevirebilecek mi? Charging battery. Evet, elektro dev güzel geldi. Top son anda, top ölür goblinlere gibi duruyor. Goblinler bombacı son anda. Slasher var. O elektro devden nasıl sağ çıktı Samuel bilmiyorum ama hala kazanma ihtimali yüksek açıkçası. Güçlü madenci geldi, baskı kurmak zorunda Samuel. Bundan sonra ağır bir atağa çıkmak daha zor. Şu saatten sonra, o yüzden Mugi için birazcık işler zorlaşıyor. Çünkü sürekli baskı yerken elektro dev atması zor olacak, pahalı bir kartı. Silah şu bir tane vurur. Vurmadı. Harbi vurmadı. Zehir geldi, hala basıyor bakın. Samuel izin vermiyor ona. Bu baskı altındayken nasıl saldırabilsin ki Mugi? Evet, ben saldırırım dedi. Son iksiriyle ucu ucuna 7 iksir doları da olmaz. Atlı elektro devi. Silah şu geldi. Samuel tabii ki de basacaktır. Ama güzel bir kontrol topu. Zehir yemiş oldu bu top yüzünden. Madenci gelebilir. Ama o elektro devi savunmak zorunda bir yandan da. Güçlü madenci altı şövalye. Bomba kulesi elektro devi. Anka baskısı, madenci baskısı, zehir. Madenci topu görmedi, kuleye vuruyor. Elektro devi geldi, yakalanmamalı. Samuel, zehir artı tomruk bitiriyor mu? Madenci tutarsa kazandı. Tutarsa kazandı. Evet, tuttu. Çok tehlikeli Samuel için ve Samuel bu zor maçın altından kalkarak 3. maça taşıyor adeta. İki taraf için de zor. Şu an her şey eşit. Yani iki taraf da birbiri olduğu için bir taraf avantajlı diyemeyeceğim. Eşit oyunculuk ve analizin önemi diyeceğim. Haydi bakalım. Samuel alır bu arada diyenler var chatte bu arada. Bugün video var arkadaşlar. Yayın yaptığım için sonradan paylaşacağım. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bakalım. Bu arada bunu YouTube'a yükleyebiliriz arkadaşlar bu videoyu. Hani güzel maçlar, bunlar izlenecek maçlar yani. Yemek yerken karşıda izlersin bunu. Hoş olur bence. Keşiş gördük Samuel'den. Ne olabilir? Keşiş deseler Clyde Devi birinci olabilir. Bu ikisi olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bir tarafta da domuzcuk olduğunu düşünüyorum. Ama düşünceler yetmiyor, bilmek lazım. Evet. Güzel bir balıkçı. Oo. Mugi için güzel bir balıkçı oldu daha çok. Domuzcuklar. Oo, Mega Minyon kullanıyormuş. Mega Minyon görmeye alışık değiliz arkadaşlar. Ama Samuel neden acaba Mega Minyon kullandı? Anka kuş değildi. Başka bir destede kullanmak istedi muhtemelen. Fişekçi geldi. Yıldırımla oynuyor Samuel Bosotto Kraliyet Devi'ni. Balıkçı son anda. Evet, açıkçası bence Samuel için biraz zor bir maç olabilir diye düşünüyorum kendi çapımda. Alev topu varmış ama evet. Vallahi bilemedim. İyi oynaya kazansın diyeceğim. Fişekçiye oklar var. O var yani. Hadi bakalım. Gerçi Samuel de anti olabilir. Bilmeden konuşmak istemiyorum, o yüzden izleyeceğim sadece. Ve ne yaptıklarına dikkatli bir şekilde bakacağım. Şok Billy'i böldü. Fişekçi geldi. Şimdi elinde oklar var mı? Okları kullandığı için atamıyor muhtemelen. Mega Minyon orada uçan makineyi kesmek için. Fişekçi kaçıyor ama nereye kadar kaçacak? Hah, yaşlı cadı geldi. Ki bir keşiş özelliği. Mükemmel bir keşiş özelliği. Kraliçe de geldi. Bunun acısını çıkartabilir bence Mugi. Kraliyetleri geldi. Kraliyetleri ortaya doğru çekilecekti. Balıkçı öldü ama. İşte kontra atak geliyor. Bugün son, evet arkadaşlar. Kontra atak geliyor. Alev topu geldi. Aha. Uçan makine ve domuzcuklar için bir fırsat. Evet, domuzcuklar geldi. Alev topu olmadığı için. Varil altı. Eletruf. Domuzcuklar ciddi bir hasar vuramadan. Gerçi vurdu. Vurdu. Deviz kelet patlar mı? Patlamadı. Hayret bir tane tıklatsa. Tıklatmadı. Evet, uçan makine güzel bir pozisyonda. Ama keşiş tam tamına öldürecek orada uçan makineyi.
Evet. Şimdi iki taraf da açıkçası risk aldı ve saldırdı. Ama burada karlı çıkan Samuel Basot da oldu. Ali topu varmış, ben Yıldırım'ın versiyonu zannediyordum zaten. Fişekçi olduğuna genelde çünkü Yıldırım'ın versiyonu oluyor. Oklar kullanıldı. Balıkçı da iskelet çeker, bombası patlamaz köprüde. Güzel bir şey bu. Keşiş, aynen keşiş. Çok güzel bir keşiş. Uçan makine yiyecek. Belki kral devi bile gelebilir. Ali topu geldi. Aha, Mega Minyon çok riskli. Yaşlı cadı yetmez, orada bir şey de atması lazım. Bir şey de atması lazım, deniz kedi. Şimdi Samuel o deniz kedi çeker balıkçıyla falan. Oklar güzel. İkinci bir fişekçi döndürebilir mi? Çok geç olur muhtemelen döndürene kadar. Ama en ucuz kartlarını atmakta devam ediyor. Uçağın makina. Evet, keşiş geldi orada hemen halletmek için. Kule görüm uçan makineyi gördü. Oy, fişekçi nasıl gördü ama? Balıkçıya bak sen, aradan hemen seçti. Alev topu sağ tarafa, sol tarafta. Güzel bir ok. Devisket kule patlar mı? Çok kritik. Evet, balıkçı atmak zorundaydı. Balıkçı çekti. İyi tarafında bir fırsat yakalaması lazım. Açıkçası ben belli bir tarafta diyemiyorum şu an maç. İki taraf için de zor. Ve mantıkları da aynı destelerinin. Kar toparlayıp güzel bir atak yapabilmek yani. Oklar geldi hemen fişekçiyi öldürmek için. 2 Mega Minyon stackledi Samuel Basotto. Bu sefer fişekçi okları olmaması lazım. Mugi'nin Devisket bombası orayı halledecektir. Uçan makine bu arada Mega Minyon'a ve Alev topuna rağmen çalışan kartlardan. Hemen oklar. Hemen oklar. Var mı? Güzel. Şimdi keşiş geldi. Arkasına Kral Devi atabilir. Çünkü 20 saniye kaldı artık. Ya da sadece savunmaya geçebilir. Önde zaten. Domuzcuklar geldi. Bir şey yapması lazım domuzcuklara. Maç gidebilir. 10 saniye. Alev topu sol tarafa. Sağ tarafta zaten kontrol sağladı ve Samuel Mugi'yi yeniyor. Ben demiştim comeback atabilir diye. 3, 2, 1 ve Samuel kazanıyor. Ben demiştim Samuel'i biliyorum ben. Çok istikrarlı, çok sağlam bir oyuncu olduğu için Mugi'yi eleyebildi. Vay be, Samuel mutlu.